Taze Gül'le Lezzetler kanalımdan herkese selamlar. Ben Gül. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kurabiye yaptım. Reçel dolgulu kurabiye. Görüntüsü de lezzeti de gayet hoş oldu. Tarifini paylaşmak istiyorum. Reçel dolgulu yaptım. E, Marmelat da kullanılabilir veya meyve püresi de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış hangi dolgun malzemesini kullanacağınız. Üstünü de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Önce malzemelerden başlayacağız. 2 su bardağı un kullandım. Tepeleme olması gerekiyor. 150 gram margarin, 2 tane yumurta sarısı, 1 su bardağı pudra şekeri, Portakal kabuğu rendesi bir pakette vanilya kullandım. Limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. İkisi de güzel yakışır. Ama kullanalım. Kullanmadığımız zaman yumurta kokusu olabilir. Ben reçel kullandım. Çilek reçeli vardı. Bu reçeli biraz sulu olduğu için biraz pişirmem gerekiyor. Cezveye koyacağım ve 5 dakika kadar pişireceğim. 5 dakikanın sonunda püre haline getireceğim. Mutfak robotundan geçirerek taneleri ezilmiş olacak. O şekilde kullanacağız. Şimdi hamurunu yapabiliriz. Yumuşak margarini kasemize alalım pudra şekerini ekleyelim ve elimizle yumuşatalım. Biraz yoğurduktan sonra yumuşayacaktır. Yumurta sarılarını ekleyelim. Yoğurmaya devam edelim. Vanilyamızı ekleyeceğiz. kurabiyeyi mercimek büyüklüğünde tuzda kullanırsak iyi olacaktır. Unumuzu da ekledikten sonra hamurumuzu yoğurabiliriz. Un miktarını dikkatli kullanalım. Her un markası farklılık gösterebilir. Ben iki tepeleme su bardağı un kullandım. Yeterli geldi. Son olarak portakal kabuğu rendesinde ilave ettikten sonra hamurumu toparlayacağım ve kurabiyelerimi yapmaya başlayacağım. 2 tane yağlı kağıt kullandım. Yağlı kağıtın arasında hamurlarımı bu şekilde merdane ile açıyorum. 1 santim kalınlığında daha ince olmasın. Yanacaktır pişerken. Çok ince yapmamaya çalışalım. Çeşitli kalıplar kullanabiliriz istediğimiz kalıbı ben böyle bir kalıp kullandım farklı kalıplar kullanabiliriz arasındaki hamurları bıçak yardımıyla bu şekilde çıkartacağım ve tekrardan açarak şekil vereceğim şekil verdiğim hamurları tepsiye dizeceğim bu da başka bir kalıbım bu da güzel bir kalıp görüntü olarak bununla da birkaç tane yapacağım 3 farklı şekilde yapacağım ben. 3 değişik kalıp kullandım. Bu da güzel bir desen. Bütün hamurlarımı bu şekilde yaptım ve kalan hamurları tekrardan toparlayarak açtım ve tekrardan kalıpla bu şekli verdim. Orta kısımlarını elinizdeki herhangi bir malzeme ile delikler açmamız gerekiyor yarısını açmalıyız çünkü üste gelen kısmın deliklerinin olması gerekiyor dolgu yapabilmemiz için yarı yarıya açalım Ve tepsiye yerleştirelim. Reçelimiz bu kıvamda oldu. Kırçayla delik açmadığımız kurabiyelerimize reçelimizi sürüyoruz ve diğer parçamızı üzerine yerleştiriyoruz. Şeklimiz böyle. Reçeli sürmemiz gerekiyor yapışması için. Aksi halde yapışmayacaktır, düşecektir. Bu şekilde reçelimizi sürelim ve yapıştıralım. Bütün kurabiyeleri aynı işlemi uygulamamız gerekiyor. Hepsini aynısını yapalım ve tepsiye yerleştirelim. Ben bu malzemeden iki ölçü kullandım. Bu malzemeden az çıkıyor tabi. İki ölçü kullandığımız zaman bu kadar çıkıyor. Fırında 170-180 derecede beyaz kalacak şekilde 10 dakika kadar pişiriyoruz kurabiyelerimizi ve şimdi iç dolgusunu yapabiliriz. Tatlı kaşığı yardımıyla iç dolgusunu dolduralım. Farklı reçellerde kullanabiliriz. Şeftali olabilir, kayısı, ahududu güzel yakışır. Bütün kurabiyeleri bu şekilde doldurup bitirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın çok seveceği güzel bir kurabiye. Güzel de bir atıştırmalık oldu. Kahvenin yanında da çok güzel yakışacaktır. Üzerini istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Pudra şekeri de serpebiliriz. Pasta süsü kullandım ben. Değişik pasta süsleri kullanabiliriz. Üzerine Pasta süsü serpebiliriz. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olup zili aktif hale getirirseniz yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Like ve yorum atarsanız da beni izlemiş olduğunuzu anlarım. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Kolay bir kurabiye zaten. Çabucak yapılıyor. Çok fazla zamanımızı almıyor. Kurabiyemizin son hali bu şekilde. Görüntü olarak gayet hoş. pişmesinin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum tekrar beyaz kalması gerekiyor 10 dakikada pişiyor en fazla 12 dakikada kızarınca güzel bir görüntü oluşturmuyor bu bir püf nokta olarak söyleyeyim herkese afiyet olsun yeni videolarda görüşmek üzere